Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bugün aşkım da evde, birlikte birkaç gündür evimizi doğru düzgün hiç toparlayamamıştık. Şimdi birlikte evimizi toplayacağız. En dağınık yerimiz salondu, topladık. Şimdi bir de böyle silip süpürelim dedik. Hadi gelin başlayalım. It's all about how you were with my parents. Yeah, it changed their minds. You were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Doktorumla falan da konuştum. Bugün bana bir tane ilaç, bir tane de burun spreyi önerdi. Ama geç saatte konuştuğum için henüz daha gidip alamadık. Yarın sabah bakalım, kısmet olursa gideceğiz, alacağız ilacımı. Biraz boğazım ağrıyor. Özellikle şu sol tarafım kulağıma vuruyor ağrısı. Hani böyle nasıl desem, kulağınızın içine bir şey sokarlar ya, böyle çok derine sokmuşsunuzdur. Hani kulak çubuğunu bazen derine sokarsınız, acır ya. Aynı öyle yutkunurken falan kulağıma vuruyor ağrısı. Hiç bu kadar kötü hasta olmamıştım. Bayağı kötü hasta oldum. Boğazım falan da çok ağrıyor. Böyle seslerim de gitti. Ev işlerini de yapamıyorum. Aşkım sağ olsun. Sürekli bana limonlu çay yapıp geliyor. Birazdan da yapacakmış yine zaten. Belki size de çeker gösterir o anı. Şimdi böyle ses bağlarımı koyduk. Üstüne camşı sıktım. Onları sileceğim şimdi. Allah'tan aşkım yardım etti. Yoksa bu salonu bitiremezdim. Ama bundan sonra temizlikleri böyle yapacağım. Çoğunu o yaptığı için hiç zorlanmadım. Pek yorulmadım da. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olurum. Önümüzdeki işte bu hafta sonu, yani çünkü hafta sonunu geçtik artık. Cumartesi günü de doktor kontrolümüz var. Ben internette şey okudum. Bu üçlü tarama testi falan oluyormuş ama bizim doktorumuz yapacak mı yapmayacak mı tam bilmiyorum.
Onu da genelde bu ikili tarama testinde problem olan insanlara yapıyorlarmış. Bizim ikili tarama testi ile ilgili bir problemimiz çıkmadı. Herhalde üçlü tarama testi yaptırmayız o yüzden. Öyle yavaş yavaş bakalım bebeğe de artık bebek için de düzenleme yaparız belki evde ilerleyen zamanlarda. Şu 1-2 ay içinde özellikle. Daha alınacak eksiklerimiz var, onları tamamlarız falan. Öyle. Şimdi ben kaldığım yerden devam edelim temizliğe. Aşkım da beni çeksin bir yandan. Ya da o da yapsın falan. Zaten az bir yer kaldı. Şuraya bir villa da çekeceğiz. Bir de sehpaları, tozları falan alacağız, o kadar. Arkadaşlar biliyorsunuz aşkım birazcık rahatsızlandı. Hani soğuk algınlığı olmuş, nezle mi olmuş böyle o tarz bir şey. Boğazları da ağrıyor, burnu da akıyor falan. 2 gündür full limonlu çay içiyoruz. Şimdi size ezberleri bozduran bir çay demleme şekli göstereceğim. Malzemelerimiz, inanmazsınız, çay bir de limon. Tabii ben bu önceden bunun içine su koydum arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda önce su kaynatılır biliyorsunuz, sonra demlenir. Ben soğuk su içine koyuyorum çay demleklerini. Bu şekilde yavaş yavaş demlenmesini bekliyorum. Şimdi şöyle öncelikle limonlarımızı şöyle ince ince keselim şöyle arkadaşlar. Bunun adı da şifa çayı, yani keyif çayı değil. O yüzden çok da tadına önem vermemek lazım. Maksat limonun kabuğundaki, içerisindeki o şifalı suyu çay içerisinde hani yedirmek. Bu kesmiş olduğumuz parçaları demlik kısmına atıyoruz arkadaşlar. Şöyle atalım. Bunu attıktan sonra demlik poşetlerimizi de içine atıyoruz. Bunu da daha önceden koymuş olduğumuz normal soğuk su içerisine bırakıyoruz. Kalan limonu da bu şekilde suyunu içerisine sıkıyorum ben. Bol limonlu bir çay oluyor yani. Zaten rengi de böyle limonumsu, turuncu bir renk alıyor. Şimdi limonu direkt yemek insana tabi herkes yiyemeyebilir. Ya da suyunu sıkıp içmek de ekşitir yani insanın midesini de kaldırmayabilir. Ama bu şekilde içince biz keyif aldık yani. Çok da ekşi olmadı. Sabah içtik. Bu şekilde yapıyorum şimdi. Bunu da üzerine ekliyoruz. Şimdi de bunu böyle kendi halinde bırakacağız. Yaklaşık 20 dakika sonra falan. Üst tarafta ısınmış oluyor yavaş yavaş.
Hani bu aheste aheste kaynama şekli çok daha faydalı oluyor. Yani aşkım 2 günde kendine geldi yani. Yarına toparlar diye düşünüyorum bununla. Son dokunuş olarak birazcık çam balı koyuyoruz. Çayımızın rengi gayet sarı. Limonlu çayımız hazır. Limonlu ballı. Bize de şifa olsun efendim. Evet, şimdi aşkıma götürüyorum çayını. Ballı, limonlu, şifalı. Sevdiceğim. Aşkım yine mi çay yaptı? Ama çay artık biliyorsun bizim rutin hayatımızın bir parçası oldu artık. Çünkü Evet. senin hemen iyileşmen lazım. Bebişimiz artık hastane istemiyor yani. Aynen aşkım. Bebek arabası bakıyordum ben de internette. Bebek arabası mı bakıyorsun? Evet. Bulabildin mi aşkım bir şey? Yok, hala bakıyorum. Var mı güzel? Bir sürü gerçi Bir sürü vardır. var canım. Sen... Parası arttıkça çeşit artıyor. Tabii biz de paralı azalan kısmını... Annemler alacak ya onu. Olsun. Ay. Yani çocuk sonuçta belli bir yaşa kadar kullanacak. Yürümeye başladı mı onun için de hayatta oturtamayız onu. Aynen öyle, Hayatta oturmaz. oturmaz yani. Ben olsam ben de oturmam. Aynen öyle. Biraz seslerim akşam olunca iyice böyle şey oldu. Kısıldı değil mi? İçime kaçtı. İçime kaçtı. Kıyamam sana ya. Vallahi artık iyileşti. Dudaklarım falan çatladı ya şey. Çok kötü oldum. Ama burnum daha iyi böyle açıldım. E tabi şimdi burnun tıkalı, ağzından hani Nefes nefes aldım. alıyorsun ya, Çok o da su içiyor ama kurutuyor. kuruyor yine de. Demek ki suyu çok içmiyorsun. Daha çok içmen Çok lazım. içiyorum aşkım. Daha da içmen lazım demek ki. Çok içiyorum. Teşekkür ederim O sevgilim. zaman sana afiyet olsun Afiyet aşkım. olsun. Sağ ol aşkım. Çayımı içtim. Çok güzel olmuş. Bayağı da 3-4 bardak falan içtim. Çok güzel yapmış aşkım. İnşallah iyi gelir. Yarına çok daha iyi uyanırım. Böyle çayı da içince inanılmaz bir yorgunluk çöktü. Böyle bir uyku hali geldi. Şimdi yatıp birazcık dinleneyim. Sabah da iyileşmiş olurum inşallah. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.